Tamam mı? Bak bir. Abi koy, biraz daha koy. Tamam, getir. Ya fazla fazla süt koy. İnek arkada duruyor. Herkese sararız, bitirsin. Organizasyonu çok doğru yaptık. Şu anda hazır. Sadece ve sadece bizim ihtiyacımız olan tek şey var. Sütün kesilmesi ve peynire dönmesi. Eğer ki bunu da başarabilirsek hiçbir sıkıntı yaşamadan hepsini tamamlamış olacağız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Özel elleri açıyorum. Malzemeye dokunmazsak sevinirim. Bırakır mısınız? Pis diye korkuyorsun. Yo, niye pis diye korkuyorum ya? Bu da zevi satmaz. Sizin bak, eliniz temiz olmayabilir. Hayır, dokunmanız abi. Elimle. Bırakın, bıçağımıza hiç dokunmayın ya. Hijyen açısından Murat abi biraz titiz değil. Gördüm kaç kere. Pis olan nedir? Ben yaklaşık gün içerisinde tahminimce herhalde 200 kere falan elimi yıkadım. Bu neresine göre karar veriyorsunuz? Kimsiniz? Veyahut da neyi takip ettiniz? Zaten gün içerisinde sürekli takip ettiniz mi? Baktınız mı kendi aranızda konuşurken? Bilmiyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Şey, çamur gördüm de o yüzden. Nerede çamur gördün? Bak dibinde. Ama dokunamıyorum o yüzden. Hayır, dokunma, ben bakarım onu. Çamur dibinde Mami, orada. Mami dibinde görüyorum zaten, bak. Mami gel. Zaten dibinde olur. Toprakken çıkmayan bu mavur. Nerede çıkıyor? Yıkasanıza bunu yavrum. Suya koymuşuz da toprağı dibine. Daha yıkayacaksınız. 30 dakikanız kaldı Mami. Ya. Bitiyor. Oho, bu ne? Sanki betondan çıkıyor mavur. Ben acımazdım. Ben de. Acıyorlar mı Arzu'ya? Umarım bana böyle gelmez. Ama fark etmez. Ben çok takım daha farklı. Acıma. Nasılsın Tolga'cığım? Teşekkür ederim. Nasıl sen nasılsın Aytencim? Arzu'cum. Aytencim mi? Tamam. Çok heyecanlıyım. Arzu gelir misin lütfen? Yok, hayır. Bitti. Tamam. Böyle bir insan tanımıyoruz. Ay, ocağın pisliğine bak Allah'ım. Kim kalktı? Nasılsın Murat? Canım. İyi mi her şey? Süt mü dökülmüş buraya? Bu yan. Bu ne? Yandı mı? Şunu bırak. Alsaydınız buradan. Dur. Yandı mı? Ay tamam. Eli yandı. Yanıyor ya. Bas. Tamam. Görünmeyi ki yandı o ya. Şu boş mu? Bunu alın buradan istiyorsun. Al. Yok, onu kullanacağız. Bırakırsan sevinirim. 30 dakikası kaldı. Daha hiçbir şey başlamadan oldu. Sağlık Bakanlığı'ndan mı geldiniz? Eti kolay pişecek onun. Püreyi haşlayacak. O özel yaşlanmayacak zaten. Diri kalacak. Yemek helvasını yaparlar. Tamam. İnşallah tamam. Ey Allah'ım. Tövbe tövbe. Ya bana diyor ki altı toprak diye, altı toprak. Ya marun dibine vuracak. Çakır mı sönmüşler? Tolga tecrübesini gösterdi bence takım arkadaşlarına bu arada. Ki bu yemek yapmaya başlamadan gösterdiği bir şekilde olduğu için bence daha önemli. Çünkü hissetti arkadaşlara bunu yani. Hani dediler ki evet, bu adam bizden tecrübeli. Evet, bu adam bizden bu işi daha iyi biliyor deyip. Hani kontrolü ona bıraktılar zaten. Tolga, çünkü Tolga'yı az çok tanıyoruz artık. Karakterinde öyle bir ben yaparım, ben bilirim yok. Adam gerçekten bir takım oyuncusu. Ve hani bunu takım arkadaşlarına hiç sıfır sözle, sıfır anlatma şekilde benim, evet benim bu alanda daha çok yolum var, ben bu alanda daha çok gittim geldim diyebildi adam. Ki bu da müthiş bir şey benim için düşününce. Neyse, kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Son ya 30 dakika. Süt taşıyor. İşte aradığımız nokta o. Başka ne yapayım? Dökeyim, ver bana, ver bana. Limonu alayım, limon alayım. Bir cacık çıkmaz onlardan. Kesti be. Kesti be. Helal helal. Yürü be. Yürü. Kesti mi? Evet kesti, abi kesti. İyi, hadi gözümüz aynı. İyi mi? İyi. Adamsın. Nerede? Şöyle bir şey var. Kalktı. Yemeklerine müdahale etmeye çalışıyor. Ama ben çok saçma bir yoldan girdi diye düşünüyorum. Yani çok mantıksız bir açıklama yaptı. Gerçekten gerek yok. Gerek yok tabii ki. Bir kere biraz saygılı olması lazım adamların diye düşünüyorum. Adamların işleri zaten yürüyor. Tamam, yardım, bak orada yardım etmiyorlar. Hı-hı. Mesela işi Tolga götürüyor, oradan vur. Ama sen bıçağını alıyorsun, bilgilerini alıyorsun. Çok kötü bir durum gerçekten yani. Ya ben de o pozisyonda olmak istemezdim açıkçası. Ben, yo, ben o pozisyonda olmayı çok isterdim valla. Şöyle istemezdim. Neticede bir iş yürütüyorsun ve birinin gelip sana müdahale etmesi hoş bir tavır değil yani. Hiç hoş değil. Olmamalı. Benim seni bekliyorum. Ne yapıyorsunuz? Çağırmıyorsunuz. Hoş ben içeride izliyorum. Ya bilmiyorum, ben baktım seni aradım ama en azından bir gelseydin sen de bizim yanımıza ya. Abi. Kanka saçma değil mi? Neyse ya. Neyse aynen. Muhabbetin. Sen bir şey söylesene. Abi saçma da yani. Arzu'nun yaptığı hareketten bahsediyoruz. Böyle biz ekip değil miyiz abicim? Çağıracaksınız. Ben siz nereye gidiyorsunuz? Yani herkes her şeyin farkında olduğu için psikolojik olarak çok fazla yüklenmeye çalışıyorlar. Çünkü bizim çıkaracağımız tabakların kalitesi farkındalar. Bunu karşılayalım ama biz çok motiveyiz. Her şey kontrolümüz altında. Hiçbir şey aksamıyor. Bir yandan peynir yapıyoruz, bir yandan tatlı yapıyoruz. Bir yandan ana yemek yapıyoruz. Etimizi marine ettik. Salatamızı ayarladık.
Her şey dört dörtlük. Bugün bomba gibiyiz. Bence ön planda Tolga var. Tolga her şeyi böyle ayarlamaya çalışıyor. Ben ona dikkat ettim, bilmiyorum. Takım çalışmasında bir takım çalışması yoktu. Sanki her işi Tolga yaptı gibi geldi. Sanki şef Tolga, diğerleri onun yamağı gibi bir şeydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.